Kaç kamp gezdin Vera ha? Kaç kamp gezdin şu Avrupa'da be? Hadi parka hadi. Park var burada çok güzel. İster misin? Sana da bunu alayım mı? Salon salon bence. Ha? Salon salon bence. Bu Zekeriya köyde bir villa. Yine buldu parkını. Yine buldu parkını. Evet. Ne yapıyorsun kız? Evet. Günaydın. Günaydın. Güzel olmuş mu? Evet, çok güzel olmuş tabii ki. Afiyet şeker olsun. Lisbon'u keşfetmeye hazır mısın? Hazırım. Alın. Evet, çok hazır olun. Anlaşıldı. Ay inan, o kadar güzel ki burası şu evet. Anda. Kıpırdamak ben de hiçbir şey yapmak istemiyorum gerçekten. Hiç cezbetmiyor hiçbir şey. Hakikaten çok güzel. İstikamet, merkez. Lisbon merkez. Eğleniyor mu herkes? Bence eğlenmiyoruz. Şeyden karavandan çıkana kadar o kadar saat geçti. 4,5 saatte çıkıyoruz. Hakikaten yani. Ama yani benim şu bu ara onu şey hasta yap. Galiba. Huysuz, evet evet biraz hırıltısı var şey var huysuz hakikaten. Uber'imiz 3 dakika sonra burada. Lisbon'a en meşhur yerlerden biriyle başlıyoruz. Belem Kulesi ile başlıyoruz. Sahilde bir yer. Bakalım nasılmış, güzel miymiş Belem Kulesi? Hoş geldin turist. Hoş bulduk. Belem Kulesi burası. Belem. Burada işte gözlem kulelerinden biri. Habire gözlüyorlarmış Portekizliler. Bak arkadakine bak sen arkadakine. Dondurmalı irmik elması. Oo, şarabımız da var. Nasıl? Süper değil mi? Yalnız şuradaki kuleye giriş sırası. Hangisi? Şu. Ne kadar az sıra değil mi? Sıcakta bir de ya. Ya mayoyla gelirdik bu sıraya gireceksek. Değil mi ya? May öyle hem yanardık. Yok yok. Yine girmeyeceğimiz bir müzeyi gösteriyorum size. Ordu Müzesi. Yani zaten böyle bir savaşa dair şeyler bizim çok ilgimizi çekmiyor Esra'yla. Ordu Müzesi ilginizi çekerse buraya gelirsiniz, girebilirsiniz. İçeride neler var? İşte savaş aletleri var. Nedir o? Savaş helikopteri, uçak, bilmem ne. Savaş aleti, evet. İşte Ordu Müzesi böyle. Askere doğru döndürdük bakalım. Turistik olduğu için herhalde kurşun yemeyiz. Bu da deniz aşırı askerlerin anısına yapılmış bir anıt. Kaşifler anıtına gidiyoruz şimdi. Deniz kenarında göreceğimiz ikinci eser. Kaşifler anıtı. Kaşifler anıtı. Kimler kimler var göstereceğim şimdi. Hadi bakalım. 32 tane adam var orada. Çok önemli kaşif. Kusura bakma iş yapıyorum bu arada. İş yapıyorsun şu anda. Peki. Ne diyeyim artık? Ne yapayım? Bizde de böyle yani. Ne yapayım kusura bakma. Kocam konuşuyor. Ben dinler gibi yapıyorum. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ben şimdi gideyim şu Ordu Müzesi'ne gireyim. Gezeyim de 2,5 saat. Ne yapıyorsan yap burada. Bu arada bunlarla da sahilden gezi yapabiliyorsunuz. Bunların bazıları da Yunus turu yapıyor. Bu tuktuklarla da turu yapabiliyorsunuz. Belki deneyeceğiz bakalım. Balıkların büyüklüğüne bakın. Of 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 of. Köpek balığı yavrusu lan bu. Ne be gerçekten. Yunus turu iskelesi. Da eski bir deniz feneri. Eskiden iş görüyormuş. Şimdi görmüyordur herhalde. Soğuk bir ananas suyu. Oo, çok şık.
Neden olmasın? Denize gidiyorsun, denize. Hadi gel bir içelim onu. 60 euro değilse bir soralım bakalım. Evet, Allah aşkına hakikaten çok şeyse gerek yok ya. Ay çünkü turistik bölge bayağı sağlam burası yani. Evet evet. Sen de bayağı kaşiflere benzedin. Bak bak kimler kimler var arkada. Vasco da Gama'lar. Alfonso 5. Portekizler. Bakar mısın? Portekiz'in en ünlü simgelerinden biri bu. Çok iyi değil mi? Ne bir şeyden görüyorduk. İnternetten görüyorduk. Çok güzel oldu. En arkadaki kim acaba? Merak ettim. Siz önden gidin, ben size destek veririm diyen abi. Hepsi çok tanıdık, bildik, ünlü kaşifler. Şimdi tek tek anlatmaya başlarsam kafama güneş geçer burada dostlar. Ama muhtemelen öndeki Vasco da Gama. Bu arada Lizbon İstanbul'la çok benzetiliyor. Sebebi de ikisinin de yedi tepeye sahip olması. Evet. Evet, köprü var. Hakikaten çok benziyor. Değil mi ya? Evet. Yani pardon bir dakika. Acayip benziyor yani. O yüzden hani çok yabancılık çekmiyorsunuz. Şehri ikiye bölen ortada bir nehir var. Ve köprüler var. O köprüler de geçişi paralı. Çok benziyor. Her açıdan benziyor. Bir tane iki köprü geçer gibisin aslında değil mi? Evet, yani bayağı böyle bir şey gibi. Köprü geçiyorsun, sonra asma köprü geçiyorsun. O değişikti. İkisinden de geçtik biz. O şerefe nail olduk efendim. Cezasını da ödedik. Ceza. Yo, oradan otoban, mı? Otoban sayılır. Ha, sayılır. Evet. 78 euro. Unutmayacağım seni yani. 78 euro. Evet, gerçekten. Hayır, şunu anlamıyorum. Ceza tabii ki olur da bir iki katı olur falan. Anladın mı? Yani. Orantısız. Çok fena. Hayır, bir de ödersin ne bileyim. 3 gün içinde, bir hafta içinde ödeyince ceza kesmez. Evet, ya da iki katını alır falan. Evet. Abi direkt. Acımasızdı. Yanlış gişeden geçtim. Otomatik geçişmiş. Yani bir dalgınlık sonucu geçtik. Acımasızca, çok acımasızca aldılar o parayı yani. Çok da acıttı. Ama işte geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Bizde öyle değil. Nasıl değil? Tabii canım değil. Geçtin. Evet evet. Fransa'da da öyle değil. İtalya'da da öyle değil. Ama mantıken zaten, çünkü insan hata yapabiliyor yani. Belki yani, burada da öyle değildi. Ama kadın dedi. Bilemedim şimdi. Olabilir. Şimdi bir şey diyeceğim. Her neyse. Bundan sonra ne var? Planın? Bundan sonra bir katedral var karşıda. Evet. Ona götüreceğim seni ama önce bir yemek mi yesek? Vera uyudu. Hadi koş. Hadi koş. Emeklim benim, şapkaya bak. Evet, tam emekli şapkası gerçekten. Sana Portekiz Sözcü gazetesi alacağım. Hadi gidelim. Mis, okurum onu mis. Bir şey söyleyeceğim. Okunur kızım, burada Sözcü. Yani düşünsene, iki parti var. Evet. Biri birisi sosyalist, komünist, biri sosyalist. Aynen. Ne güzel yer ya. Oh, hadi gidelim. Hazır mısın? Bu müzik bize gelsin. Altta acı bir müzik. Anne babanın bebek arabasıyla. Gördüğün gibi. He? Evet. Daldın gittin. Evet, veciler var. Ooo, veciler de var. Ooo, veci. Veciye. Ne haber? İyiyim abi, şu an çok güzel. Oh. Süper. Çünkü hamur işi olmayan. Sağlıklı. Şey, İtalya'nın bütün pizzalarını denedik be kızım. Çünkü başka seçenek yoktu. Daha dönüşü var bunun. İtalya'dan mecbur geçeceğiz gibi.
Veya geçmeyiz, yukarıdan gideriz, bakarız ya. Yeni yerler görelim artık. Evet ya. İtalya. Ay çok sümarım. İtalya'nın en güzel yerlerini görmedik ama. Floransa mesela. Böyle bir delilik mi yapsak? Sen görmüşsün. Evet, şimdi. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Lizbon'da Göreme Muhallebicisi'nin yemek sponsorluğunda biz yemeğimizi yerken siz de kendinize bir kuru fasulye pilav söyleyin derim yemek sepetinden. Büfelerde falan yiyorsanız böyle bir menü ortalama 25-30 euro arasında. Ama bir restoranda oturup ne bileyim işte iki tane pizza veya işte bir pizza bir salata iki içecek gibi bir menü ortalama yani iki kişi için 40-50 euro arası hesap geliyor. Bilginize paylaşayım dedim. Acayip ya. Her yerde deli gibi sıralar var. İnanılmaz da bir sıcak var şu anda. Bakmayın uzun kollu giydiğime. Kollarım yandı. Deli gibi acıyor. Burada güneş o kadar dik ki. Ve böyle tam kararma neredeyse 11'de yaşanıyor gece. Evet, evet. Ona alışması da bir şey garip oldu ya. Sen ne güzelsin be oğlum be. Sen ne güzelsin oğlum be. Vay vay vay. Evet, Vera'nın altını karavandan uzaktayken parklarda değiştiriyoruz. Bu seferki biraz havalı. Bak bakalım kaç para. Tropikal Bahçe'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim, şu an gölgeye gitmemiz lazım. Hadi gel gidelim. Ben cayır cayır. Kim bu Vera? Kim bu Vera? Ha? Ne yapıyor? Burası bizim İstanbul'daki Arboretum'a benziyor. Değişik değişik ağaçlar, çiçekler, bitkiler. Gölgede de çok iyi gidiyor. Biz de daldık buraya. Hayırdır birader? Kakalığa yapılmış. Ay gülüyor bak bak bak. Ne? Yerim seni. Mikrobik. Bence kimse Lisbon'a gelip buraya girmez. Gerçekten sadece biz girdik. Bence de. El alem orada 28 nolu tramvayın oralarda kahvesini içiyor. Tramvayda keyif çatıyor. Biz de burada botanik bahçesine girip ördeklerle muhatap oluyoruz. Veracım elini baş... Hayır. Elini uzatma Veracım. Elini uzatma Veracım. Alışıktır ama yine de. Seyahat sağlık sigortası var ama patlatmayalım onu şimdi. Ördekçim. O da bebek yavrucuğum. Bana gel. Bana gel yavrum. Gel. Ben seveyim seni. Vera'nın elinde yapraklar var. Yemek zannediyor onları. Ördek peşinden gidiyor. O da anne ördeğin peşinden gidiyor. Çok iyi be. Müthiş. Müthiş bir şey. Köklere bakın. Şunun güzelliğine bak ya. Bu kadar büyük. Bakın böyle kapakları var. Kapakları açıyorsunuz. Böyle tak diye hop. Böyle bakın alan gayet temiz ve kullanışlı. Aynısı burada da var. Açmama gerek yok herhalde. Bu kadar basit. Bu kadar basit.
Denize mi geldin sen? He? Denize mi geldin? Kaş Kaş'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuş kaş gibi duruyor değil mi? Kuş kaş. Kuşbaşı kaşarlı. Kaş kaş. Kuş kaş. Bu kaşarlı kaşarlı. Yani çift kaşarlı. Yavaş. Şşt, bu ne kız suratın bembeyaz. Trene bak Vera, tren. Nerede ben. Tren? Hop. Evet salla. Bay bay tren. Bay bay tren. Bay bay tren. Önce bir keşif yapalım. Tamam. Sonra bir serinleyelim be artıkın. Ya evet, bir denize girelim ama akşamüstü girmemiz lazım. Değil mi? Çünkü zehir zehir yanıyor. Yanarız. Bu sefer giydim yani. Yanarız. Ya gerçi şu an pişiyorum ayrı mesela ama. Kollar yanıyor ama ne yapalım. Yanıyorum, dün mahvoldum yani. Vera. Gel, denize hoş geldin. Hoş. Sonunda. Sonunda gel teyzemizle. Evet. Şşt. Çıkartalım mı onları? Emekli bebek. Veracığım bak bana. Emekli bebek. Veracığım. Geçen sene sezonu Halkidiki'de açtın. Bu sene de Portekiz'de. Hadi bakalım. Bu ne şımarıklık. Bu ne şımarıklık. Ha? Bu ne bohemlik. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Hadi ana kız. Dans. Mercedesparçamarketi.com'a yan sanayi ile orijinal parça arasındaki farkları sordum. Şimdi öncelikle şu ayrımı yapmamız lazım. Ürünün üzerinde, ürün yani ister metal olsun, ister plastik olsun, ne olursa olsun. Ya bir kabartması ya bir lazerle yazılmış olan yazısı mevcuttur. Üzerinde Mercedes'in yıldız logosu ve yanında A harfiyle başlayan 10 haneli bir ürün kodu vardır. Bu kesinlikle nettir, bu değişmez. Dünyanın hiçbir yerinde bu değişmez. Bu şekilde olan ürün sizin aracınızı sıfır aldığınız zaman üzerindeki olan malzemedir. Bu orijinal üründür. İkincisi orijinal üretici dediğimiz ürünler var. Mesela nedir? Mesela debriyaj aksamı. Saks ve Luke iki marka vardır. İşte ne diyeyim, ısıtma soğutma sistemleri. Ya Behr'dir ya Valeo'dur. Aracın motor yatakları ya Glyco'dur ya Colben Schmitt'tir. Bunun haricindekilerde yan sanayi dediğimiz ürünler var. Yan sanayi dediğimiz ürünler de genelde menşeine göre kendi içinde sınıflandırılır. Yani Alman malı yan sanayi var, İspanyol malı var, Çin malı var, Tayvan malı var. Bu tamamen artık orada kullanıcının kendisine kalmış bir durum.